Sayın Belediye Başkanım, Esnaf Birlikleri Başkanım, Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerim, sevgili meslektaşlarım, yol arkadaşlarım, basının çok değerli temsilcileri, değerli katılımcılar. Malum biliyoruz gündemimizde, Türkiye'nin gündeminde bir ekonomik savaş halimiz var. Onun için Uşak Mali Müşavir Odası olarak bu durumu sessiz kalamazdık ve sessiz kalmadık. Bugün ülkemize karşı oynanan bu oyunları dur demek için, duruşumuzu belli etmek için toplanmış böyle bir etkinlik yapmış bulunmaktayız. Bu günümüzde bizlerle beraber olduğunuz için, bize güç verdiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyor. Çok çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Bugün içinde bulunduğumuz sürecin bir rahip krizi adlandırılıyor. Dünya piyasaları, dünya medyası. Halbuki çok geriye gitmemek lazım. Daha 2016 ABD seçimlerinde seçim propagandalarına baktığımızda bugünkü yaşadıklarımız o satır aralarında, propaganda satır aralarında yer alıyordu. Hatırlamak istersek daha ülkemize karşı oynanan ve dünyada birçok bazı ülkelerin meclisinde kabul edilen Ermeni soykırımını tanıma yasaları. Bazı ülkelerinden meclisten geçmesi, onaylanması. Kudüs'ün başkenti olarak, İsrail'in başkenti olarak ilanı. Ülkemizin Orta Doğu'da yaşanan olaylar için çekilmek istenmesi. Kuzey Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar. Daha önceden Arap Baharı adı altında Orta Doğu'da yaşananlar ve ülkemizde yaşanan Hayır 15 Temmuz girişimi ve daha benzerleri. Hiçbiri tesadüf değil. Hepsi dış emperyalist güçlerin hesaplanan programları ve bizim üzerimizde oynanan oyunlardır. Yaşananların hiçbiri tesadüf değil dedik. Bu noktada konuya bir yere dikkat çekmek istiyorum. Şimdi konunun adı rahip krizi. Aslında işin aslı hiç öyle değil. İşin aslı ülkemize mobbing uygulamak, spekülasyonlar yaratmak, paramızı ve dolayısıyla ülkemizi itibarlaştırmak, sonucunda ekonomimizi çökertmek asıl bunların hedefleri. Eğer bunları gerçekleştirirse bunun bir adım ötesinde bizlerin pasaportlarını geçen sıkılacaklar. Dünya ile bağımızı koparacaklar. Ülkemizi bölüp parçalamaya çalışacaklar. İşte burada çok uyanık olmalıyız. Amaçları Kurtuluş Savaşı'nda kazanamadıkları zaferi şimdi böl parçalı metoduyla elde etmek. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da kazanamadıkları vatanımızı bu şekilde elde etmek istiyorlar. Engel olamadıkları Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının öncünü almak istiyorlar. Böyle bir durumda bilinmeli ki Çanakkale'de 250 bin şehidimiz var. Böyle bir durumda bu ekonomik sarılma, ekonomik savaşta Türkiye'nin topyekun ya yok olacağız ya da tamamen bu savaştan silkinle çıkacağız. İşte bizim duruşumuz, bizim mücadelemiz bu mücadeleden silkinerek çıkmak ve daha güçlü yolumuza devam etmektir. Bu dünyada dünya emperyalistleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla ülkemizi işgal ettiler. Kurtuluş Savaşı'nda yenik düştüler. Pes etmediler. Kılık kıyafet değiştirdiler. Ülkemizde darbeler yaptılar. 17 Eylül 1961'de memleketin başbakanını ve iki bakanını idam ettirdiler. 1971'de muhtıra yayınladılar. Suçları sadece Amerikan emperyalizm hayır diyen 3 tane genci yaşlarını büyüterek idam ettiler. 1980 darbesinde aynı anadan ve aynı babadan olan biri ülkücü, biri sadece devrimcisin diyerek onları birbirine kırdırdılar. Ülkemizde yeni 15 Hayır Temmuzlarını yaşadıkları yetmedi. Güzel ülkemizi şimdi bir döviz krizi, dolar krizi, ekonomik krizler adı altında paramızı mobbing yapıyorlar. Ekonomiyi spekül ederek devletimizi batırmaya çalışıyorlar. Bunu başarırsanız da Kurtuluş Savaşı'nda elde edemek zaferi böyle elde edeceklerini iki kıtayı birleştiren ülkemizi ülkemizden ortada yönetmek istiyorlar. Topraklarımızı ve yeraltı zenginlerimizi istila etmek istiyorlar. Arkadaşlar seyirci kalacak mıyız? Hayır.
Seyirci kıracak mıyız? Hayır! Seyirci kıracak mıyız arkadaşlar? Hayır! Onların bu yapmaya çalıştıklarını 81 milyon olarak karşına dikilecek miyiz? Evet! Dikilecek miyiz arkadaşlar? Evet! Dikilecek miyiz? Evet! Peki bu ortamdan nasıl çıkacağız? Öncelikle kendimize güveneceğiz. Birlik olacağız. Beraber olacağız. El ele olacağız arkadaşlar. Kendi kendimize yetecek sanayi üretimine dayalı sanayi teşvikleri artıracağız. İthal değil, yerli ürünleri kullanacağız. Bu bağlamda bu krizi çıkaran ve bu krizin çıkmasına yardımcı olan ülkelerin ürünlerini almayacağız, kullanmayacağız. Kullanacak mıyız arkadaşlar? Hayır! Kullanacak mıyız? Hayır! Kullanacak mıyız arkadaşlar? Hayır! Aramıza yapılan mobbingi yok sayacağız. Bankalardan para çekmeyeceğiz. Dolar alıp yastık altı hiç yapmayacağız. Burada dövizini alıp döviz altı yapmak, yastık altı yapmak en tehlikeli şey. Bunu asla yapmayacağız. Burada en iyi metot dövizi hiç muhatap almamak, yok saymak. Bunu kendi haline bırakmak onlara en iyi dersi vermenin yoludur. Biz bu yolda birbirimizi kırmadan, dökmeden, sağcı solcu, Kürt, Türk veya çeşitli namları altında hiçbirimizi eleştirmeden hep birlikte beraber olmalıyız. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir görev düşüyor. Bütün siyasi partilerin temsilcilerini toplayıp dünyaya deklare etmesi lazım bu durumu. El birliği olduğumuzu, hep birlikte olduğumuzu deklare etmekle dünyaya mesaj vermeliyiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu gelişmeleri ya seyirci kalıp ekonomimizin devletimizi batırmak isteyenlere fırsat verip karanlık güçlerin ülkemizi bağımsızlığı elde etmelerini, zemin hazırlamalarını göz yumacağız. Ya da onurlu olup, dik durup, hep birlikte el ele omuz omuza verip, bağımsız olmanın, hep birlikte Türkiye olmanın onurunu yaşayacağız. Biz ucunda Çanakkale'deki 57. piyadede olduğu gibi ya hep beraber bu savaşta öleceğiz ya da silkinerek ülkemizin varlığına, birliğine güç katarak yolumuza devam edeceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi merhaba demek için Esnaf Birlikleri Başkanıma sözü veriyorum, Atalay Savaş'a. Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım, öncelikle böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için muhasebeciler, mali müşavirler ve muhasebeciler odasına Esnaf Odaları Birliği olarak teşekkür ederiz. Biz de biraz önceki söylediklerinizin tamamına katılıyoruz. Kısaca söylemek gerekirse eğer ülkenin bağımsızlığı, bayrağına ve diğer değerlerine bir saldırı olduğu anda diğerlerinde biz esnaf ve sanatkarlar olarak teferruat olduğuna inanıyoruz ve onları hiçbir zaman emellerine bu yöntemlerle ulaşamayacaklarına inanıyoruz ve biz esnaf ve sanatkarlar olarak bu etkinliklerde ve ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğu her yerde varız ve destekleyeceğiz. Esnaf ve sanatkar olarak bizim üzerimize ne düşüyorsa gece gündüz biz varız diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, belediye başkanımıza mikrofonu veriyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli Uşak Serbest Muhasebeci ve Maliye Müşavirler Odası Başkanımız, çok değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Uşak Esnaf Odaları Birlik Başkanımız, değerli üyelerimiz, ticaret odamızın, ticaret borsamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, değerli hemşehrilerimiz. Gün Birlik Beraberlik Günü. Söylenmesini gerekenleri başkanlarımız söyledi. Vatana, devlete, millete sahip çıkma günü. Uşak da burada birlik beraberlik içerisinde muhteşem bir tabloyla sizlerle birlikte. Ekonomimize ciddi bir saldırı var. Yapılan saldırı devletimize bir saldırı, vatanımıza bir saldırı. Bu saldırı karşısında dimdik ayakta durduk, durmaya devam edeceğiz. Muhasebeciler Odam Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ciddi bir Uşak olarak hassasiyet gösterdiler. Şimdi biz de özellikle dolar ve döviz üzerinden oynanan bu oyuna tepkimizi göstermek adına buradayız. Paramıza, Türk liramıza sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah bu ekonomik saldırıyı da püskürteceğiz. Uşak buradan yine Türkiye'ye bir ses, bir soluk olarak bir birlikteliğin en güzel örneğini gösteriyor. Destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gün Birlik Beraberlik Günü. Bunu da Uşak olarak en güzel seviyede temsil ediyoruz. İnşallah buradan da dayanımızın akıyla devletimiz olarak dimdik ayakta çıkmaya devam edeceğiz ve dünyaya da özellikle biz
dünya 5'ten büyüktür diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ve tüm bu saldırıya destek olan, siyasi krize destek olan partilerin desteğiyle adımızın akıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunu da püskürteceğiz. Dünyaya da yeniden adalet, yeniden huzur getirmek inşallah bizim devletimize nasip olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden dünyada adalet inşallah tesis olacak. Tekrar tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basını içeri alabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim katılımcılar. Atalay abi 50 dolar mı olur? 50 emeklide bu kadar olur. Tamam. Yazacağız ona göre söyleyeyim. 50 100. Tamam. Dikkat edin.